Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ekim 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Evet yengeçler, 2023'ün en önemli aylarından biri Ekim başlıyor. Bu ay güneş tutulması ve ay tutulması var. Dolayısıyla kişisel ve toplumsal alanlarda önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek etkiler bu ay meydana gelecek. Evet, Mars ayın büyük bölümünde, özellikle ilk 10 günlük bölümünde Terazi burcunda sizin için mücadele alanlarının daha çok ev, yuva, özel yaşam olduğunu işaret ediyor. Belki bir süredir uğraştığınız konular var. Evde işleriniz var, belki tadilat işleriniz var, taşınma konuları olabilir, aileyle ilgili dinamikleriniz var. Yani burada biraz zorlanıyorsunuz. Unutmayın, Ekim ayında bu devam edebilir. Özellikle Ekim'in ilk günlerinde Mars'ın Uranüs, Neptün, Plüto ile yaptığı zorlayıcı açılar var ve güney düğüm yönünde olduğu için, yani içinizde biriktirdiğiniz, bastırdığınız duygular zaman zaman böyle patlama şeklinde ortaya çıkabilir. Bazen aile üyeleriyle, bazen eşinizle tartışmalar olabilir. Lütfen mümkün olduğunca dengeli ve uyumlu olmaya çalışın. Bitmesi gereken bir şeyler olabilir. Belki işte bir taşınma konusu var, bir yer değiştirme konusu var. Hani burada artık daha kararlı olmak gerekiyor. Uğraştığınız işler, didindiğiniz işler, sonuç alamadığınız konular bu ay sizi yorabilir ama artık sonuç da verebilir. Bu şekilde bir etki söz konusu. Ayın 14'ünde 21 derece Terazi burcunda sizin için de çok önemli olacak bir güneş tutulması var. Şimdi yeni ayda olur biliyorsunuz güneş tutulmaları ama etkileri daha uzundur. En az 6 ay devam edecek. Koç terazi aksındaki tutulmalar Nisan'da başlamıştı ve bunlar 2025 Mart'ına kadar sürecek. Şimdi 4. ev tutulması bu alanda, işte hayatınızda bir şeyin dönüşmesi anlamına geliyor aslında. Çünkü Plüton'un da önemli bir etkisi var. İşte bir evlilikle beraber ev değişimi, bir yuva kurmak, yer değişimi, belki taşınmak, şehir değişimi, ülke değişimi, yani bunlar olabilir. Hayatınızda böyle köklü dönüşümler olabilir. Veya boşanarak da hani bir ev değişimi, düzen değişiminin söz konusu olabilir. Aile, ebeveynler ve onlarla ilgili konular hayatınızda etkili olabilir. Ebeveynlerin sağlıkları, genel onların vereceği kararlar, sizin onlarla ilişkileriniz veya alacağınız sorumluluklar burada önemli. Bir mülkü, bir toprağı satmak, dönüştürmek ve benzeri konular söz konusu da olabilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlarımız önemli etkiler alıyor. Siz zaten bir öncü burçsunuz. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa bu etkiler artacaktır. Yani kişisel olarak çok daha etkili olabilir sizin için. Derece olarak 15 ile 27 derece arası özellikle önemli görünüyor. Şimdi Plüto etkili bir tutulma ve takip eden günlerde ayın 20'si 21'inde Güneş Plüto karesi de aktifleşecek. Merkür Plüto karesi de aktifleşecek. Yani ciddi düşünülmesi gereken, önemli kararlar verilmesi gereken, artık geri dönülmesi pek mümkün olmayan bazı etkilerden bahsediyor bu. Otorite figürleriyle ilgili konular, yasal süreçler ve benzeri konular olabilir. Bazı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, kontratlarınız, işte evlilik de bunlardan biri veya hani hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla da ilgili olabilir durumlar. Buralarda artık bir karar verme aşamasındasınız sevgili yengeçler. 12 Ekim'den sonra Mars artık Akrep burcundaki yolculuğuna başlayacak. Enerji biraz değişiyor. Biraz hani o evdeki sıkıntıdan, evdeki işlerden, aileyle ilgili konulardan enerjinizi uzaklaştırıp daha kişisel konulara, daha belki eğlenceli konulara, işte daha yaratıcı faaliyetlere, biraz daha romantizme, sanata, çocuklara, yani sosyalleşmeye, yani buralara daha fazla enerji harcamaya başlayabilirsiniz. Güneş'in ve Merkür'ün de 22-23 Ekim'den sonra Akrep burcuna geçişi 5. ev konularınızı daha fazla arttırmaya başlayacak. Evet, bu ayın ilk yarısı sizi yorabilir ama özellikle ayın 15'inden 20'sinden sonra biraz daha hani eğlenceli konuların, keyifli konuların, aşk hayatınızla ilgili konuların sizin için etkili olması, önemli hale gelmesi mümkün görünüyor. 28 Ekim'de ay artık dolunay fazına ulaşacak ve bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması, 5 derece boğa burcunda olacak. Ülkemiz için de çok önemli bir tutulma bu. 11. ev tutulmaları genel olarak aslında
hayattaki bazı beklentilerimize ulaşabileceğimiz, bazı projelerimizin sonuç verdiği, hedeflerimize bizi ulaştıran tutulmalardır. Boğa akrep aksındaki tutulmaları son 1,5 yıldır deneyimliyoruz 6 ayda bir. Zaten bu aksta hayatınızda değişimler olmuş olabilir. İşte sosyal çevreniz, arkadaş ilişkileriniz, projeleriniz, kariyerinizle ilgili konular. Aslında boğa para konularını da işaret eder. Jüpiter de boğa burcunda, size bazı parasal kazançlar, hak edişler getirebilecek bir tutulma. Çalıştığınız, emek harcadığınız işlerin maddi manevi başarılarını alıp bir ödül almanız mümkün. Bu tutulmanın tesiriyle beraber bir projeyi sonuçlandırmanız mümkün. Genel olarak sosyalleşme anlamında olanaklarınızı arttırabilir ya da arkadaş ilişkilerinizde önemli destekler de getirebilir. Biraz duygusal konular, arkadaşlıklar, aşk, flörtler, zaman zaman bu ilişki dinamiklerinde çelişkiler de yaşatabilir size. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Sevgili yengeçler, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu tutulma 5 derece boğada, yani sabit burçlarımızı daha fazla tetikleyecek. Eğer 5 derece ve yakınlarında boğa, aslan, akrep ya da boğa, kova burcunun gezegenleriniz bulunuyorsa, o zaman bireysel etkileri artacaktır. Eğer sabit burçlarda önemli bir gezegeniniz yoksa 5 derece ve yakınlarında, siz bu tutulmadan daha ikincil bir etki, daha böyle yumuşak, daha destekleyici bir etki alabilirsiniz. Daha keyifli etkiler alabilirsiniz. Ya da sosyal çevrenizde ve arkadaşlarla ilgili konularda dikkat çekici bazı gelişmeler söz konusu olabilir, size yansıyacak. 2004 yılının Ekim ayında da bu ay olan tutulmaların aynı burçlardaki tutulmaları yaşamıştık, aynı aksa. O dönemi, 2004 yılının sonbaharını, kış aylarını şöyle bir gözden geçirin. Tamamen aynı olmasa da benzer tesirler çalışabilir hayatınızda, eğer etki alıyorsanız sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.